Olmaz ya. Bir gerçek bir hikaye anlatayım size. Bizim evdekiler de biliyor. 5 tane klavye gelecek, tamam mı? Çekilişe. Size ekstra 5 tane klavye Of. gelecek abi. 5 tane klavye. Kargolar kargolandı dediler bize. Bir gün geçti, yok. 2 gün geçti, yok. 3 gün geçti, yok. 4 gün geçti, yok. Aradım. Kargo sipariş numarası var. Var. Kargolanmış yani ürünler, fotoğraflar falan var. Gelmiyor klavyeler bize. Adamları bulduk sonra. Vermeyeceğim adını. Marka ismi vermeyeceğim. Adam diyor ki biz diyor evinize getirdik sizin diyor. Kapıyı falan çalmadan diyor. Oraya bıraktık öyle onları diyor. Tamam mı? Bak muhabbete bak. Yani bir, pahalı oğlum. Yani 5 klavye 10 bin lira ediyor. İyi klavye. Bu arada telefona gelen giden mesaj da yok ha. Telefona gelen mesaj yok. Bilgi yok. Ay, Evin önüne bıraktık abi iletim de yok. siz şey yaparsınız diye bastık zile diyor. Ben bir dellendim abi. Gittim siteye. Güvenlik kayıtlarını çıkarttırdım. Dedim şu kargo dedim şu saatte geldiğini söylüyor. Böyle bir güvenlik kaydı var mı dedim. Güvenlik kamerasına bakacağım araba gelmiş mi bir kurye bir şey gelmiş mi. Baktırdım. Yok. Yok abi adam görmüş klavyeyi almış. Almış bırakmamış bizim eve. 5 tane klavye almış. Siteye girmemiş yani. Adam diyor ki girdim. Güvenlik kamerasında yok. 7/24 orayı çeken yerde yok. İnanılmaz bir şey ya. Sonra bir daha geldi. Aynısından istedim. Ama nereye gitti onlar bilmiyoruz yani. Valla dava açsam kim uğraşacak beyler ya? Yani ona avukatına para vereceksin. 3 sene mahkemeye gideceksin geleceksin de. Ha çok kötü şikayet ettim mi? Ettim. Size gelen bir şeydi çünkü yani hassas noktam. Yapılan orospu çocukluğumu o da evet. Zaten Ama vermeyeceğim ismini. gönderenler mutlaka mevzusunu çıkarmışlardır onu ya. Evet, gönderenler çıkarttı zaten mevzusunu. Yani inanılmaz bir olay ya. Bak reklam sektörünü de anlatayım size. Ben de ara sıra reklam yapıyorum. Çok sevdiğim, iyi bildiğim bir sektördür. Yani evce kudurduk beyler ya. Çıldırdık sinirden yani. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Birine bir şey verilecek ya. Mesela bir izleyicim PlayStation kazandı. Arabayla kendimiz götürüyoruz abi. Güvenimiz yok. Yok yani. Ben bu ajansın başkanıyım. Biz daha önce inşaat sektöründeydik. Çok büyük bir projemiz vardı. Faktiskolt Çok projesi. fena ya. Duymuşsunuzdur 8 Harbiden. yıldızı. İşte biz o dönem reklam filmi Bak biri yazmış isteseydi verirdik diye. Evet abi verirdik amına koyayım. Adam dese ki abi izleyicinim. Bana da verir misin bir şey? Yemin ediyorum kendi klavyemi verirdim. Bir şey evde var bir sürü klavye verirdim yani. Olacak iş değil ya. Ama harbi haram olsun yani. İnşallah attığı headshot gitmez o adamın da. çekmek için reklam ajanslarıyla görüşürdük. Ulan adamlar baktım tonla para istiyor. Dedim ben bu kadar kazanamıyorum. Hemen inşaatı yerde durdurdum. Aldığım ön ödemelerle de bu reklam ajansını kurdum. Şimdi ben size reklamcılığı şöyle anlatayım. İnsanların ihtiyacı olmayan, işlevsiz, gereksiz böyle bir boka yaramayan şeyleri fahiş fiyattan almasını sağlamak. Mesela örnek vermek gerekirse Galatasaray'ın Falcao'yu alması. Mesela tonla para harcadılar. Para nerede? Falcao'da. Falcao nerede? Hastanede. Hastane nerede? Yandırdı. Tükil. Hadi geçmiş olsun. Gitti. Ben bu ajansın kreatif direktörüyüm. Direktör nedir? Türkçesi yaratıcı yönetmen. Haşa tabii ya. Allah mahsustur. Ama biz de kendimizce bir şeyler yapıyoruz işte. Bu mesleğe nasıl başladım? Bir gün evde bilgisayarda oturdum. Dövüş kulübü filmini izliyorum. Birden bir baktım adam lak diye dalgayı çıkardı sallıyor. Şok oldum. Ulan dedim bu şerefsizler yine bize subliminal mesajı dayıyor. Neyse dedim işte izlemeye devam ediyorum. Baktım kadın da soyunmaya başladı. Ondan sonra kapı açıldı. İçeriye iki tane çikolata renkli vatandaş girdi. Onlar da çıplak tabii. Baktım olay boka sarıyor hemen filmi durdu. Dedim bu işte bir yanlışlık var sanki. Meğerse dövüş kulübü filmi diye yanlışlıkla pornosunu indirmişim. Parantez içinde parodi yazıyormuş. Tabii ben bunu görmemişim. Biz bu konuya nereden geldik arkadaşlar ya? Siz bana ne sormuştunuz? Ajansta art direktör olarak görev yapıyorum. Mesleğimi size şöyle tarif edeyim. Bir ton yetenekli grafiker genç çocuk gelir. Yanına junior olarak verirler. Sen de bütün gün başlarında durup ukalalık yaparsın. Yok öyle olmamış, yok böyle olmamış. Yok. Bir tık kaydır, iki tık gömçür. Onu indir, bunu kaldır. Şunu getir, bunu götür. 50 tane revize verilsin. Sonra en başta yaptığın işlerini anlatsın ki çocuk kafayı yesin. Çıldırsın. Sikeceğim lan böyle işin ızdırabını desin. Çeksin gitsin. Başlayacağım lan böyle şey diye çevirmişler. Anladın mı?
Geçen bir tane iş ilanı verdim. Odaya 5 tane çocuk geldi. 5 kişi aynı anda çalışmak istiyor. Oğlum dedim, danaya girer gibi niye işe giriyorsunuz? Abi dedi, burada yazan şartlara 5'imiz bir araya gelince ancak karşılıyoruz dedi. Sen bize bir maaş ver, biz çalışırız dedi. Oğlum ne maaşı? Biz deneme sürecinde sadece yolunu yemeğini veriyoruz. Ben şimdi 5'inizin birden yolunu yemeğini versem ben batarım. Abi hiç sıkıntı değil. Biz yürüyerek geliriz, evden de yemeğimizi getiririz dediler. Oğlum siz nerede oturuyorsunuz dedim. Abi dedi, Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Oğlum bizim ajans Üsküdar'da. Siz zaten gelene kadar 2 hafta geçecek. Siktirin gidin lan dedim, kovdum bunları. Ben Maraş'ın Joan Aşerisi'nden Mehmet Joan. TikTok fenomeniyim. 4.2 milyon takipçim var. Bu ajansımda sosyal medya uzmanıyım. Birçok tanımış isimle çalışıyoruz. Mesela ünlü futbolcu Hakan Ünal, Getsu Setay Canan, Şinsen Ali Bey. Hepsinin sosyal medyasını ben yönetiyorum. Vallahi şimdi TikTok olmak kolay değil. Bir kere yazıcı olman lazım. Repkin olman lazım. Orijinal fikirler bulman lazım. Çocuktan TikTokçu olurmuş bu arada. Harbiden olurmuş. Mesela geçen Neşter Taş diye bir türkücü keşfettim. Onu şarkısıyla birkaç tane kıyafet değiştirdim üstünde. O video 14 milyon izlendi. Nereye gitsem Neşter Taş çalıyor her yerde. Ben bu ajansın müşteri temsilcisiyim. Müşterilerle ajans arasındaki köprüyü ben kuruyorum. Aslına bakarsanız var ya, ben olmasam burada hiçbir iş yürümez. Resmen bütün yük benim omuzlarımda ama işte değerim bilinmiyor. Ben bu ajansın mesleğindeyim. Yaptığımız reklam filmlerinin içeriklerini ben yazıyorum. En son projemiz Merve Bol Uğur Hanımefendi'nin veya beyefendinin fark etmez. Videolarını ben yazıyorum. Hepsini ben yazıyorum, onaylıyorum. Akıncı'nın senaryosu da bana ait. Adımı silmişler. Gerekirse mahkemeye vereceğiz, adliyeye gerekeni yapsınlar lütfen. Hollywood'da metin yazarı Cihangir Göktaş diye Simpsons'ları da yazdım ben. 12 sezon yazdım yani. Full. Quantum Solaç'ta da araba kullanıyorum yani. Dayım zaten. O da rahmetli oldu da. Öldüyse öldü. Ben bu ajansta sekreter olarak görev yapıyorum. İşimden size biraz bahsetmem gerekirse. Abi ben okuldan yeni mezun oldum. 5 aydır ajansta junior olarak çalışıyorum. Vallahi abi benim bu ajanstaki görevim... Ben de tam olarak bilmiyorum şu an ama ne söylerse yapıyorum. Şu an deneme sürecindeyim abi. Bu dönemi de atlatırsam inşallah ileride ben de maaş almaya başlayacağım. Ama abi bu süreçte bana tecrübe oluyor tabii. Yani işi öğreniyorum, reklamcılığı öğreniyorum, ajansı öğreniyorum. Vallahi ben gelecekten mutluyum. İnşallah kendimi geliştiririm. Lan junior bu ne lan? Her yer kaybolmuş, gel temsil şuraları. Tamamdır başkanım, hemen hallediyorum. Sana kameralara konuşacağım, para veriyoruz lan. Biz burada bir aile gibiyiz. Herkese eşit derecede saygı ve sevgi gösteriyoruz. Vallahi insanlara motivasyon olsun diye happy hour'lar düzenliyoruz. Sanki böyle dünyada hiçbir dert, tasa yok. Çok mutlularmış gibi takılıyorlar. Mesela en son geçen kurbanda DJ'yi getirdik burada. Deep House müziği eşliğinde kavurmamızı yedik, sohbetimizi ettik. Zaten çalışanların mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Hani şey değil, para ikinci planda, benim için çok önemli değil. Bakışlara bak. Şahin Bey, toplantı başlıyor, az sonra sizi bekliyoruz. Tamam, ben de geliyorum hayatım. Maşallah, şuna bak. Şuraya kadar anlatılanların hepsi gerçek, biliyor musun? Kesinlikle. Hepsi gerçek. Kesinlikle ya. Ya bak, kaç yıl reklam ajansında çalıştım, kaç yıl... Yani 150 tane insanın olduğu bir yerde çalıştım ben, danışmanlık veriyordum oraya. Hepsi gerçek abi. Ya saç stillerine kadar bak, art direktöründen tut... Başkan geliyor, kaldırın. Buyurun başkanım. O öndeki iki kişi aynı kişi mi? Evet, bu bir tane şey vardı. Jingle işi, o ne oldu? Başkanım, jingle için fazla sayı mail attık, dönüşünü bekliyoruz. Lan fazla sayı müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın daha mavi tiki bile yok. Bu Müge Anlı taklidi yapan çocuğun milyondan daha fazla takipçisi var. Sen ne yap biliyor musun? Rain Manara, sor bakayım ne istiyormuş. Adamın 7 milyon takipçisi var. Demek ki Türkiye'nin en iyi müzisyeni o. Tabii başkanım. Bunlar ile KTC'ye slogan bulacaktınız, o ne oldu? Bulduk başkanım. Söyle bakalım hadi. Dumanına aşık olacaksınız. Nasıl? Bok gibi. Böyle slogan mı olur lan? Dur şimdi sen bana 2 dakika ben bulacağım şimdi. Nereye geldi? Nereye kullanıyor? Hah, buldum. Yaz. 5 milyon Suriyeli yanılıyor olamaz. Tabii başkanım. Peki bu hata reklamını ne yaptınız? Şöyle izah edeyim başkanım. Şimdi ben kendileriyle görüştüm. Diyorlar ki geleneksel medya artık bitti. Biz ünlü bir YouTuber'la collaboration yapmak istiyoruz diyorlar. Tamam. Bu da doğru. Bir kere çocuk var, futbol videoları çeker. Neydi abi? Hasan Tahsinoğlu muydu? Onu yapsak? Yalnız başkanım, ışık vurunca onun kafa biraz parladığı için... Bunu diren sayan oldu şaka. Daha önce denedik, red yedik. Başkanım, Ekin kolla mı var, ona ne dersiniz? O kim lan? Hani böyle elleri gözüküyor sürekli, telefonları falan parçalıyor ya. Lan oğlum saçmalama. Şimdi ayakkabıyı göndereceğiz, onu da paramparça edecek, müşterilere rezil olacağız. Olmaz, dur. Ben 2 dakika bana süre ver, ben bulacağım onu, dur. Kim olur? Kim? Hah!
Bu haberleri kendine montajlayan clickbaitçi Dalyarak vardı bir tane. Neydi onlar? Remix adam mıydı? Röportaj adam. Her ne boksa. Oğlum ara şunu, telefonu bana ver. Yapar o. Kendi de mi oynuyor şeyin içinde? Alo. Ha Mansurcuğum nasılsın? İyi vallahi ne olsun. İşte şimdi bir ayakkabı işi vardı. Dedim ki bunu yapsa Mahmut yapar. Okey süper, anlaştık o zaman. Yalnız bak Mahmutcuğum. Senden önce bir arkadaşla anlaştık. Gitti YouTube'daki tüm videolarını sildi. Markaya rezil olduk. Sen bizi satmasın değil mi? Adamsın lan sen. Oğlum bir de şey var ya arkadaşlar. Bunu anlatayım size. Bizim sektörde de çok var bu. Mesela bir şeyin reklamını yapıyorsun tamam mı? Deli gibi içine siniyor olması lazım o reklamını yaptığın şey. Mesela şu benim içime siniyor tamam mı? Çünkü şık bir şey. Düzgün de çalışıyor. Şimdi adam bir şey tanıtıyor. O kadar utanıyor ki ama tanıttığından dolayı. Mesela post atılacak. Tam postu attı Instagram'da. 3 gün sonra siliyor. Post yok, uzaya gitti bir daha. Ya ben utanç verici bir şey yaptım diyor. Onu bile bile parayı sevdiği için yapıyor. Sonra kaldırıyor. Bahsettiği hikaye bu aslında. Her yere mesaj gönderiyor herif videoda. Ya benim içime sinmez oğlum. Uyku uyuyamam lan ben. Ya size zarar gelecek bir şey tanıtsam. Mesela koltuk çıkartacağız. 2 senedir deniyorum amına koyayım koltuğu. En iyisi hangisi falan diye. Çünkü en iyisi olduğuna önce ben inanacağım ki bulup onu. Ondan sonra tanıtacağım yani. Hadi görüşürüz. Yaz Mazlum okey. Ulan var ya siz ciğer 5 para etmez adamlarsınız. Birader sizden laptop firması için reklam bekliyorum. Hiçbir şey öneremediniz. Oğlum Junior git lan ışığı kapat, projeksiyonu aç. İzleyin lan reklam nasıl yapılır görün. Bir günde çektim ben bunu. Ne yapıyorsun aşkım? Yoga yapıyorum hayatım. Allah kabul etsin hayatım. Ya benim bu RTX 3070 ekran kartla MSI G66'ım nerede bir türlü? Baba! Nerede bıraktıysan oradadır hayatım. Hadi yeme beni. Ben yokken sen oynadın değil mi? Aa senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. Çok iyi oldu aşkım çocukları parka getirdiğimiz. Evde sıkılıyorlardı valla. Aferin yavrularım, güzel güzel oynayın MSI'nize tamam mı? Nasıl ama? Harika reklam. Çok güzel babacığım. Hayatım, ben de böyle ama çekeceğim ama bir daha reklamları. Ama bu MSI bırakamam. Allah aşkım ne yalan. 240 Hz Ultra Fast Gaming Display. Bak bize de geldi bir tane. Yakında ben de tanışacağım. 300 Hz ekranı var. MSI. MSI için ben de seni satarım. Aynısından çekmedik mi abi videonun? MSI'ya çok mutluyuz. Lan bunu yapmak çok mu zor? Markaların istediği reklam bu işte. Kanka biz yan yana gelelim şöyle. Evrim sen ben. Berkler Meli'yi MSI'la çok mutluyuz diye bağıralım böyle. Çok mu zor? Markaların istediği reklam bu işte. Yani ben bunu göndereceğim. Marka nasıl kabul ediyor hepinize göreceksiniz. Oğlum ben konuşurken telefonla oynama diyorum sana. Hadi git şimdi oyna bakayım hadi. Yalnız başkanım o sizin telefonunuz. Ben saate bakmıştım. Benimki şarjda. Oğlum o kadar gerçek ki. Şu bile benim mesela benim de yaptığım bir hareket. Yani kızdı. Biz evde toplantılar oluyor. Tamam toplantı 6 saat sürüyor. Mecbur yani. Diren Evrim biri telefonu açıyor abi. Hüsnü Kerem böyle kenardan bakıyor Alp falan. Sikeceğim telefonu diyorum. Bir şey anlatıyoruz burada diyorum. Dağılabilirsiniz. Çok güzel video ya. Bu ne abi? Ulan bunu acaba pirinci yatırsak düzelir mi ya? Sokayım ya. Ya bize plaza diliyle konuşuyorsun. Yarı Türkçe yarı İngilizce ne dediğini sevgili anlamıyoruz. Sevgili arkadaşlar ya. Bu arada Twitch'le alakalı bir sıkıntıdan dolayı bu kadar sana yayını geri saranlar otomatikten alsınlar yayını. Oğlum bu ne lan? Yoruma bak. Radyasyon sesi gibi bir şey geldi daha demin diyor adam. Kral Kobra 96. Radyasyon nasıl sesini duydun kanka? Yani bunu göstermek zorundaydım oğlum. NBA, NFL, H&M. Bunları boşuna mı yaptın? Anlamayacaksın ama anlamış gibi yapmak zorundasın. Bak mesela ben de Dark'ın 3. sezonundan bir sikim anlamadım. Ama soran arkadaşlara ne diyorum? Hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyorum. Çakmıyor enayiler. Mesela Alina Tilki'nin Twitter hesabı bende. Böyle boş boş anlamsız saçma sapan şeyler atıyorum. Millet de bana bayılıyor. Birbirlerine gönderiyorlar. Baksana ne saçmalamış lan bu yine diye. Bayağı etkileşim oluyor yani. Yıldız Tilki'ye deli taklit yap dedik. Çok da... Bana meydan okuyorsun Half-Life'da.
Kanka senle bir reklam filmi çekerim diyoruz biz. Bizim TKT'nin hayatını böyle. Bizim ekibin hayatını çekelim diyoruz. Filme. Anlamıyorum ki kanka, bir dakika. Neresin, mekandayım? Neredesin? Nargile kafede mi? Mahsun abi mi o? Mahsun. İzmir'e geldim bir haftalarına bir çekim için. Hay. Ne çekiyorsunuz bir haftada? Kankam Half-Life'da meydan okuyorsun bana ha. Ne zaman çekiyoruz? Ben seni izledim, şöyle yapıyorum. İyi midir? Okeyim. Nasıl? Ortaya da büyük bir iddia koyuyoruz. 30 kere vuracağım beni. Kaç kere vuracağım? Ben 20-0 önde başlıyorum. Tamam. Kredide bitiyor. Okey midir? Okeyim ben. Hayatımı basarım oraya. Evimi, arabamı, kredi kartımı, her şeyi basarım. Kanalları basarım. Tamam, ortaya da güzel bir iddia koyuyoruz. Yayını varsa Perşembe günü yayında kapışıyoruz. Yayında kapışıyoruz. Anlaştık. Yayında kapışacağız. Ben burada bir ibnelik arıyorum abi. Başka birine mi oynatacaksın acaba? Hayır. Counter oynuyor musun? Sen aslında bir oyuncu kimliğin de var. Onu izleyicilere göstermek istiyorum abi. Şimdi müsaitsen hatta oynarız ama şimdi çekimdeyim diyorsun. Bilgisayar ayarlarız ya. Benim bilgisayar markam var. MSI'dan iyi olmasın. Kendim... Evde var, evde var. Ha, biliyorum, biliyorum. Tamam o zaman, ne zaman yapıyoruz? Ama deniyorum, sen işte Perşembe olur, Cuma olur, Cumartesi, Pazar. Sen hangi gün belirlersen sıkıntı yok. Tamam, anlaşıyoruz o zaman. Masumcum, öpüyorum seni çok. Ben sana oğlum Instagram'dan yazmıştım zaten. Ay. Şey ver diye, tarih ver diye. Ben her zaman okuyayım. Tamam, hadi bakalım. İyi, tamamdır. Görüşürüz, iyi bak. Herkese selamlar. Görüşürüz. Şey diyeceğim, sesi gelmedi mi ya bir yerden sonra? Niye öyle seslediniz? Yo, bir an telefonu uzaklaştırdım, orada bir gitti gibi oldu, geldi kesik kesik geldi. Masumcuğum ama bir şey söyleyeceğim. Half-Life Confirmed, evet. Çok iddialı değil miymiş ya? 30 defa vurdum. Kanka evet, 30 defa vurdum dedi adam arkadaşlar. Ya yani nasıl bir iddia kaybedeceğinin farkında mısınız? Sizce neyine gireyim? Ev olur, araba olur. Adana'sına abi, komple bu. Adana'sına. Kaybeden memleketini değiştirir. Adam çekimde ya, çalışıyor. Ya benim Mahsun'un 30 kere vurma ihtimali. Kaç sizce? Bak şimdiye kadar açık ara söylüyorum. Zantareslerle de oynadık, herkesle oynadık ama en iyisi Alper Rende'ydi. Zantares'in eğimi çok iyiydi. Ama Alper Rende 3 ay çalışmıştı abi. 3 ay çalıştığı için uzayda vurdu beni. Ben 20 olayım 50'de bitsin diyor adam ya. En güzel duyduğum challenge. Devam edelim. Takalına geldi mesela, ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyorsa öyle yaz. Doğal davran. İstediğin gibi konuş. Kafana göre takıl ya. Noktalama işaretiymiş, imla kurallarıymış. Siktir et. İstediğin gibi yaz dedim. Başarısı ortada. Ne yasa gündem oluyor. Şimdi tabii reklam deyince sizin aklınıza gazete, dergi, televizyon, internet gibi şeyler geliyor. Ama iş o kadar basit değil. Biz olaya daha büyük bir pencereden bakıyoruz. Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde Mabel Matiz için bir PR çalışması yürüttük. Ne yaptık? YKS'ye kendisiyle alakalı iki tane soru sorduk. Peki ne oldu? Millet sınavı bıraktı, Mabel Matiz'i konuştu. İşte reklamcılık budur. Vallahi bence reklamcılık sektöründe ödülün çok da fazla bir önemi yok ya. Bana soracak olsan, benim evde 8 çuval kristalleme var. Neye yarıyor? İnternete koydum, alan olmadı. Şimdi ben bu kadar kristallemeyi ben götüme mi sokayım? Yani bu reklamcılık sektöründe şunu unutmamak lazım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Metin yazarı olmak isteyen gençler bir dosya kağıdına adam gibi bana anlayacağım dilde ile iyice ız şeklinde dünyayı ortalayarak yazdığın paragrafta 135 devleti bir satıra sığdıracak şekilde. Bunu tüm dünya başarabiliyor, siz de başarabilirsiniz. Harita metot kullanmayı bilin. Reklamcılara tavsiyem reklam olayını fazla üstelemeye gerek yok. Dengededir. Tüm dünya dengede, enerji prostat dediğimiz konu dünyanın çekirdeğiyle çalışıyoruz. Abi, başkanım çıkartan hazır. Bu üstadı ben de çağırmam yok mu beyler bir gün yayına ya? Anlat bize diyelim. Anlat, Twitch'i anlatsın mesela. Dur hoş geldin ya. Nerede kaldın aşıktan öldük, otur otur. Başkanım lahmacunu getirdim bu arada, ister misiniz? Lan kaç yıldır öğrenemedim. Benim gluten alerjim var. Bilmiyorsun mu? Junior, nerede kaldı lan benim frappuccino'm? Bak şu köfte soğuyor. Buyurun başkanım. Lan bu ne böyle şey? Valorant atalım birebir, Half-Life'da sikersin mantıklı düşününce. Bu karar yanlış gibi geldi diyor. Kanka sen bilirsin yani.
Half-Life'da istiyorsan iddia şu olsun ama. Sana 49 avans 50'de bitiyor. Bir kere vuracaksın sadece bak. Bir kere. Bu iddiaya da girebiliriz. Valorant da oynayabiliriz birebir. Nasıl istiyorsan. Ama abi çok güzel olacağına eminim. Bir oyuncu bir demek. Kanka vuramaz ki. Şerbet gibi. Şuna şalgam malgam bir şey yok. İçilmez bu böyle. Bakalattin. Virüsün ilacı bu şalgam. Unutma. Doğrudur başkanım. Sayenizde bir şey daha öğrendim. Sen bana daşlak mı geçiyorsun? Estağfurullah la başkanım. Bu MSI ne oldu? Döneceklerdi. İzlemişler mi? Bir dakika başkanım, not bırakmışlardı. Hadi bakayım. Bu ne biçim reklam? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Oldu o zaman, iyi akşamlar. Hadi seni çok takma, şey yapma. Millet durmadan bizi eleştiriyor. Diyor ki her şeyin reklamını yapıyorsunuz. Bir dakika, ses gönderiyor. Ne gelecek acaba? Dur bakayım. Tamam oğlum, o zaman okey, kabul ediyorum. Bir defa da öldüremeyeceksem sikim o zaman o bilgisayarı da öldürürüm. Tamam abi, anlaştık o zaman. Büyük iddia. Bilgisayara gittik onunla. Kanka harbiden sıfır çekeceğim bu arada bak. Öyle söyleyeyim sana, siz de şahit olun beyler. 50'ye sıfır yapacağım, sonra öleceğim gidip. Görüyoruz, canımız çekiyor, paramız yok, alamıyoruz diyor. Ama onlara dondurmaya vermiş. Bizim için en stresli. İçinde bir bebiş var. Seni böyle harcarlar valla. Harcıyorlar zaten. Bugüne kadar sadece bir tane sevgisi oldu ve o da ona... Dönem konkur dönemleri. Şimdi konkur nedir? Kendine ajans arayan bir marka var diyelim. Bu markayı lisenin en güzel kızı gibi hayal edin. Reklam ajansları da okuldaki erkek öğrenciler. Okulda tabii motor meslek lisesi gibi düşünün. O ergenlerin hepsi kızı tavlamak için yarışır. Resmen birbirlerini parçalar. Ama sonunda kızı bir kişi tavlar. Diğerleri de kendini yırtığıyla kalır. İşte biz reklam sektöründeki bu sürece konkur diyoruz. Ya bu çalışanlardan memnun etmek çok zor ya. Neymiş, konkur döneminde 3 aydır eve gidemiyoruz diye isyan ediyorlar. Ya hayır, benim anlamadığım burada olmayıp senin evinde olan ne var? Bana bunu söylesinler ya. Geçen hepsini dizdim sıraya karşı. Oğlum dedim, bana anlatın lan dedim. Neyi mi beğenmiyorsunuz dedim ben. Yani burada ne yok sizin evinizde, ne var? Bak, köpük havuzu var. Yan tarafa boks ringi yaptım. Çarpışan araba pisti de yaptırıyorum. Daha ben size ne yaptırayım? Eşek kadar adamlar ev diye burada ağlıyor. Lan bu evde ne var, ne var? Hayır, ben algılayamıyorum ya. Lan eve gittin ne yapacaksın? He? Burada yapamayıp evde yapacaksın ne var? Sen bana söyle, burada da yapar. Eşini mi görmek istiyorsun? Haftada bir görüşünü yaptık. Eşin geçsin bahçede, bak pembe oda yaptık. Eşinle geç takıl. Yani ne istiyorsun daha? Ben algılayamıyorum ki. Bu siktiğimin evinde ne var? Bazen buraya çok güzel kızlar geliyor. Diyor ki ben fenomen olmak istiyorum. Ama hiçbir yeteneği yok. Konuşmasını bilmiyor, sesi güzel değil, dans etmeyi bilmiyor, diksiyonu bozuk, hızlı konuşuyor. Onlar da şöyle yapıyorum. Hemen bir tane fake hesap açıyorum. Ünlü biriymiş gibi. Değmeden kıza yürüyorum. Diyorum ki şimdi bunu sikle şatını al, story'ne at. Zaten o magazinde mutlaka düşüyor. Sonra işte Twitter'da ekşiydi falan derken en az 300-500 Sıkağı takipçi kasıyor. Hayır, gelecek birazdan gene toplantı isteyecek. Yemin ediyorum askerde bu kadar işlem haberimi hatırlamıyorum. Günaydın başkanım. Andraklak yapın lan, hiç çalışınızı görmeyek. Ulan bu da kendine başkanım dedirtiyor. Reklam ajansı mıyız? Ülke ocakları mı? Telefonumu nasıl tutarsın? Ya siktir git ya. Bu ne ya? Her reklamcı gibi ben de sinema sektörüne girmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz bu aralar biyografi filmleri çok tutuyor. Bohemian Rhapsody filmi Oscar aldı. Müslüm filmi gişe rekorları kırdı. Bizim de şöyle bir projemiz var. Harika Çocuk Onur'un hayatını beyaz perdeye aktarmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz tabii çok çalkantılı bir hayatı var. Dönem filmi olacak. Filmin finali Harika Çocuk Onur'un 2003 yılında Göl Gazinosu'nda bir düğünde 300 kişiye verdiği muhteşem konserle bitecek. Çok duygusal bir final olacak. İzleyenler gözyaşlarına hakim olamayacak. Vallahi en az 8-10 milyon kişi bekliyoruz. Eğer her şey tahmin ettiğimiz gibi olursa bir sonraki projemiz de Boy Sanılar'ın filmi olacak. Filmin adını da Soytarılar olarak düşündük. Tüm dünya dedi birbirimize sıkarız. Basbaya silah sıkarız dedi. Yani genelkurmaylıklar da araya girdi, hacılar da girdi. TBM'de gördüğünüz, Amerika'da gören olay böyle ufak bir yerde ceryan da edebilir yani. Herkes bir anda silahlara da asılabilir. Ölebiliriz de yani. Bizden sonraki gelecek nesil devam ettirmek zorunda. Kanka ben bu adamla da Half-Life oynayacağım ya. Ben koydum kafaya. Her öldüğünde bir yorum yapsa, ben altıma sıçmaktan oyun oynayamam. Gelir vurur beni sürekli. Çok dünyanın en güzel içeriği olur ya.
Bu benim çocukluk hayalimdi. Action Man. Alamıyordum o zaman, param yoktu. Ama Iron Man'i daha çok seviyorum ben. Bu jingle işi ne oldu? Rain Man'den dönüş var mı? Konuştuk başkanım. Yalnız kendisi reklam için araba istiyor. Olur, alırız. Neymiş? Maserati istiyor başkanım. Sen Rain Man'i boş ver o zaman. Hallederim ben. Tam çözeceğim ben. Kendi mi yapacaktı burada? Sen kayda girsene. Sen bak, başına bir şeyler geldi. Aşkım bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkım bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Çok güzel video ya. Yalnız benim bunu bir yerden kulağım ısırıyor gibi. Çok fena yapıyor lan sanki ya. Bunu. Neyse, siz durumu arkaya gönderin. Kanka kim bilir Half-Life'da neler neler diyecek bana. Düşünsenize çok güzel, çok komik video olur. Saçı da düzeltelim şöyle. Hop. Kamera ters olduğu için hep yanlış yere düzeltiyorum ya. Bir Valorant'ımız gelmedi mi beyler bayanlar o zaman? Güldük, eğlendik. Bir Valorant'ımız yok. Valorant. 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 Berko, Melo. Oha, tam sağdır oynuyorsun. Girer misin? Hemen şey giriyorum direncim. Yıllar diye bir hesaba girmişim. Oturumu kapattım. Kendi hesabıma girdim. Erkan boş. Bayağıdır girmek istiyordum kendi hesabıma. Berk'cim nasılsın? Böyle ayrı oyun. Sen nasılsın? İyi, görüşemedik hiç çok uzun zamandır. Nasıl gidiyor? Denk gelemiyoruz ya. Dün yoğun geçiyor abi. Şey oluyordu. Hoş gitmiyordu işler sanki. Evet ya. Oluyor arada öyle şeyler. Kanka. Bence acilen Sage oynamayı bırakmalısın.